Tabii kaybetmek kolay bir duygu değil. Buna hazır değilsen. Bu ligde hep söylüyorum, her maç çok zor. Maç öncesi de söylemiştim. Bu tür müsabakalar biraz daha ciddiye alınması gereken, biraz daha mücadelenin ön plana çıkararak kolaylaştırılacağı bir müsabakaydı. Tabii maç öncesinde bir oyuncumuzun kadrodan çıkması, bütün hafta boyunca çalıştığımız bütün sistemi alt üst etti. Onu çok net söyleyeyim. Oyun çok başladığı an itibariyle, ilk devre itibariyle rakibin Mensah haricinde birebir götürdüğü bir top haricinde başka pozisyonu yok. Çok dengeli bir oyun ki bizim özellikle kenarlara oynayarak yerden sert ortalarla neticeye gitmeyi düşünmüştük ama ortalarda ve ceza sahası içinde maalesef o bitiriciliği yapamadık. Doğru yerleri tercih edemedik. Şu bir gerçek, içerideki maçlarda maalesef bir istikrarı yakalayamadık. Yani benim bulunduğum süreç evveliyatı maalesef o coşkuyu, o heyecanı takım kendi üzerinde hissetmiyor. Bunun birçok nedeni olabilir, bilemem tabii. Dolayısıyla ligin artık boyu kısaldı, 12 hafta var. 12 haftada birçok şeyin değişebileceğini düşünüyorum. Bir kere her şeyden önce sakin kalmak çok önemli. Özellikle bu lige gelen yeni takımlar için kaos ortamı daha kötüye götürür. Onun için sağlıklı ve sakin kalmak Denizlispor'un geleceği için çok daha doğru bir yol haritası olur. Onun için kafayı kaldırıp yola devam etmek lazım. Rakibi tebrik ediyoruz. Bizim için de tabii önemli bir kayıp oldu kendi sahamızdaki bu kayıp. Ki dışarıda çok başarılı bir Denizlispor, içeride maalesef bu başarı çizgisini içeriye taşıyamadı. Sonucunda üzgünüz tabii ki yani.